Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada ne var? Dörtgenlerin en güzeli, en şekli, en efendisi dikdörtgen. Çok tatlı, çok masum bir dörtgen. Neden? Aslında bir paralel kenar ama karşılıklı kenarları birbirine ne? Dik olarak, karşılıklı kenarları paralel, ardışık kenarları birbirine ne olarak verilmiş? Dik olarak verilmiş. Dolayısıyla bütün açıları 90 derece. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Yani ne sorulabilir ki diyor insan, öyle değil mi? Vallahi öyle güzel soru tarzları var ki. Öncelikle çevre dediğimiz mefhum 2a artı 2b. Gayet basit. Alan dediğimiz kısa kenar çarpı uzun kenar. Burada bir problem yok. Peki genellikle dikdörtgen sorularında açıortay verilmişse Z kuralını arayın. Z kuralını bulduğunuz anda ikizkenarlıklar ortaya çıkacak ve sorunun birçok kısmını çözeceksiniz. Ama lütfen buna dikkat edin. Mesela burada nasıl bir Z kuralı arayabilirim? Bakın, gördünüz mü? Şuradaki Z'den dolayı şu açı noktaysa şu açı da noktadır. Yani tamam hocam, burası noktaysa burası da noktadır. Buradan ne çıkıyor? Şuraya x deyin. Bu kenar x artı 4. O zaman bu kenar da x artı 4. Şimdi de ikiz kenar olduğu için bu kenarda x artı 4. Artık kolaylıkla Pisagor uygulayabilirim. Ya da dur bakayım, özel bir üçgen mi? Evet, 6, 8, 10 üçgeni. Yani x'e 6 verdiğinizde doğru sonuca ulaşacaksınız. 6, 8, 10 üçgeni olduğuna göre burası 8 ise burası da 8. Çevremiz 16 artı 10'un 20, 36 olmak zorunda. Yine başka bir şey. Burası 30, burası 90. Mecburen burası 60 olacaktır. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı bunun 2 katıydı. Özel üçgenler biliyorsunuz. 12. Hatta 60'ın karşısı da bunun kök 3 katıydı. Yani 6'nın kök 3 katıydı. 6 kök 3. Burası da 6 kök 3 olacak, yazalım. Başka verilen bilgi var mı? Burası dik denmiş. Burası şimdi 30 derece ise burası zaten dikdörtgendi. Yani dikti. O zaman buraya 60 kalacak. Güzel. O zaman burası 30 olacak. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24 olacaktır. Benden istediği ne? A, E, B üçgeninin alanı. Burası 12 ise burasının da 12 kök 3 olduğunu biliyorum, 60'ın karşısı olduğu için. 12 çarpı 12 kök 3 bölü 2'den yanıt 72 karekök 3 olacaktır. Şimdi kuraldan bahsedelim yine. Hatırlarsanız paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Ve ortaladığı bölümlerde birbirine neydi? Eşitti. Ancak paralel kenarda şu köşegenle şu kenarın uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda değil de olmazdı da. Neden? Çünkü biri geniş açıyla gelen bir köşegen, biri dar açıyla gelen bir köşegen. Dikdörtgen de bir paralel kenar olduğuna göre o zaman burada da köşegenler birbirlerini ortalayacak. Fakat ekstradan bu köşegen uzunlukları birbirine eşit olacaktır. Çünkü her ikisi dik açıdan gelen köşegenler. Dolayısıyla 4 tane birbirine eş doğru parçamız olacak. Aynı zamanda şu üçgenle şu üçgen birbirine ne olacak? Eşit olacak. Şu üçgenler de eşit olacak. Ve bütün bu üçgenlerin alanları da eşit olacaktır. Mesela burası 48 verilmiş. Ben biliyorum ki burası, burası ve burası birbirine eşit. Şimdi acaba ne kullanabilirim? Aha, FC EC'ye eşit denmiş. O zaman burası da bunlara eşit. Şimdi bir şeyler yakaladım. Nasıl? Buraya x dersem burası da x olmak zorunda. Çünkü ikizkenar var. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit. X artı 48. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. O zaman burası da x artı 48. Dolayısıyla x, 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 3x artı 48, 48 daha 96 eşittir 180 üçgenin iç açılarından. 3x eşittir 84, x eşittir 28. B, D, C yani cevap 28 olacaktır. Evet, burası 32, burası 46. AEC açısı isteniyor benden. Bakın hemen şunu yapın. Hemen. Neden? Ama benim kadar iğrenç çizmeyin lütfen. Elimin ayarı var ya. Burası 32 ise bu köşegenle bu köşegen ortak konumda olduğu için burası da 32 zaten. İkizkenar üçgen. 46 idi, o zaman buraya 14 mi kaldı? Şimdi bakın adam diyor ki EC DB'ye eşit. Yani bu kenar bu köşegene eşit. Şimdi bu kenar
Bu köşegene eşitse, bu köşegende, bu köşegene eşit değil mi? Evet. O zaman burada bir tane ikizkenar üçgen var. 180'den 14 çıkartın. 166. 2'ye bölelim. 83. 83 olacaktır. Benden istediği A, E, C. Yani cevap 83 olur. A, B, C, D. A, B, C, D bir dikdörtgen. 2 tane BF AC'ye eşit. Yani BF'ye x dersek AC'ye 2x diyeceğiz. Bakın AC 2x ama bu köşegenin 2x olmasının bir anlamı yok gibi. Şuradan da bir köşegen çizeyim. Birbirlerine eşitler. Burası 2x ve burası anlamlı. Neden? Çünkü diklik var. Özür diliyorum. X ve 2x. O zaman burası 30 derece. Bunun tamamı 60 derece. Yani burası 36 derece. Anlaştık mı? Burası 36 derece ise benden istediği D, E, C. Şöyle yapalım mı? Burası 30, burası 36. D, E, C neresi? Şu açı isteniyor. Bu açıyı acaba nasıl bulabilirim? Mesela şuraya bulabilirim. Burası kaç? 24, 66. Burası da 66. Daha sonra burası 36 ise burası da 36. Çok özür diliyorum, bir gıcık tuttu ama. 66, 36 daha 102. O zaman burası 78. Dolayısıyla burası da 78. ABCD dikdörtgeninde sadece köşegenlerin kesişmeye oluşan eş üçgenler yok. Bakın bu bir köşegen birleştirilmiş. Dolayısıyla tam şu köşegeni çizdiğimde DBC, DBA iki tane eş üçgen. Zıt görünümlü iki eş üçgen oluşturuyorum. Bu eş üçgenlere C'den ve A'dan birer doğru parçası çizersek bu yüksekliklerde birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Çünkü eş üçgenlerin yükseklikleri de eşittir. Öyle değil mi? Artı bakın şu üçgende şu üçgen eşit olacaktır. Neden? Yükseklikler aynı. Şu kenarlar aynı. 90'lar aynı. Açılar da aynı. Zaten şu açıyla şu açı da Z kurabından aynı. Dolayısıyla şu iki üçgen eş. Aynı zamanda şu iki üçgen de birbirine ne olmak zorunda? Eş olmak zorunda. Peki 9, 4. Yahu sen dikdörtgen değil misin? Açıların dik değil mi? Evet. Dikten dik gelmiyor mu? Evet. O zaman burada öklit vardır. 9 kere 4 36. Karekökünü alın. Burası özür diliyorum 6 olacaktır. 4'ün karesi artı 6'nın karesi 16 52. Karekök 52 yani 2 kök 13 burası. Tamam. Benden istediği ne? DE. DE'yi bulabilmem için biraz daha farklı düşünmem lazım. Bir kere 4 6 burası. Aslında birkaç tane nokta var bunu çözebileceğim ama direkt olarak şu geldi aklıma. Hatırlayın lütfen. Dörtgenlerde bazı kurallar vardı. Bunlardan bir tanesi de bunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi kuralıydı. Neydi o kural? İşte bunun karesi şunun karesi artı şunun karesi. Bunun karesi şunun karesi artı şunun karesinden gelen bir kuraldı. Hatırladınız mı? Dolayısıyla dörtgenin içerisinde, şöyle dikdörtgen içerisinde herhangi bir iç noktadan şöyle şöyle parça var çiziliyorsa şayet bunun karesi artı bunun karesi, bunun karesi artı bunun karesi ne olacaktır? Eşit olacaktır. Burası verilmiş 6, burası verilmiş 9, burası verilmiş 4, burası isteniyor. Ben ilk etapta başka bir yerden burayı isteyecek, özür diliyorum şurayı isteyecek zannediyordum ama burayı istemesi daha çok işimize geldi. Buraya x diyelim. X kare artı 6'nın karesi eşittir 9'un karesi artı 4'ün karesi. X kare artı 36 eşittir 81 artı 16. At eksi 20 61 x eşittir karekök 61 olacaktır. Şimdi gene benzer bir soru var. Burası 3 verilmiş, burası 6 verilmiş ancak bu sefer buradaki alan isteniyor. Mantık şu. 3 kere 6 18. Karekökü 3 kök 2. Yani Öklit'ten yüksekliği buldum. Sevgili arkadaşlar bu yükseklikle aha da bu yükseklik aynı değil miydi? Evet, o zaman burası da 3 kök 2. Doğru mu? Şimdi şu pembe alan taban çap. Özür diliyorum. Bu tabana ait yükseklik. Dikkat edin. Mecburen burası oluyor. Şeklin dışından geliyor. 3 çarpı 3 kök 2 bölü 2 aradığım cevaptır. Yani 9 kare kök 2 bölü 2. Devam edelim. Burası 6 olarak verilmiş. Burası 30 derece ama dik kesiştiğine dair bir şey söylemiyor. Fakat ben şunu fark ediyorum. Buraya x diyelim. Buraya x diyelim. Buraya 2x diyelim. Bu sefer de benzerlik var. Kelebeği gördünüz mü?
1'e 2. Burası x, burası 2x. O zaman burası 6 ise burası 12 olacaktır. Bu ilk adım. Şimdi dikkat ederseniz hipotenüs 30, 60, 90 üçgeninde 18 birim verilmiş. Eğer 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9 olacaktır. 60'ın karşısı da 9 karekök 3 olacaktır. Öyle değil mi? Benden istediği tüm alan. 9 çarpı 9 kök 3'ten 81 kök 3 aradığımız cevap. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 oranında kısaltılırsa alanın değişmemesi için kısa kenarı yüzde kaç uzatılmalıdır? Arkadaşlar ben direkt olarak şöyle diyorum. Kısa kenara da 10 deyin, uzun kenara da 10 deyin. Oran olacağı için bir şey değişmez. Şu durumda alan 100 olur. Şimdi hatta istersen hocam böyle kafam karışıyor diyorsanız tamam sizin dediğinizi yapalım. Kısa kenara 100 diyelim, şey uzun kenara 100 diyelim, kısa kenara 10 diyelim. Alan şu anda 1000, öyle değil mi? Şimdi bu 100'ü %20 oranında kısaltırsak hop 80'e düşecek. 100 birimden 20 gitti. Bunu x yapmam lazım ki yine 1000'i yakalayayım ben. Alan değişmesin. Hop hop. X ne çıkacak? 100 bölü 8'den 12,5. Ondan 12,5'a çıkıyorsanız %25 artırmalısınız kısa kenarı. ABCD dikdörtgen 4 tane AE EB'ye eşit. 4 tane AE yani buraya x dersek burası 4x olacak. BC 4 tane FC'ye eşit. Buraya Y dersek dikkat edin tamamı 4Y olacak. Bu durumda burası 3Y. Buna göre alan AEFC 56'ymış. Bakın şu alanı nasıl bulurum ben? Şöyle bulurum. Tamamı 5x. Tamamı 4Y. 5x çarpı 4Y bölü 2 eksi. Tamamı 4x. Tamamı 3Y. 4x çarpı 3Y bölü 2. 20'den 12 çıkar. 8xy bölü 2 yani 4xy olur. O da 56'ya mı eşitmiş? X çarpı y buradan 14 çıkar. Benden istediği tüm alan. 4y çarpı 5x. 5x çarpı 4y. 20xy. Buraya 14 verirsek cevap 280 olacaktır. 4, 12. Pisagor'u uygularsak şuraya. Bir dakika ne istiyor benden? Ben hemen Pisagor'u uygula. Hemen. Değişmez. ABCD dikdörtgen. DE diktir EF. DEF'ye dik. Tamam. Benden istediği alan DEF üçgenin alanının tüm dikdörtgenin alanına oranı yarısı mı? Hayır, yarısı değil. Eğer köşelerden alsaydı yarısı olacaktı. Mecburen üçgenin alanını da bulacağım. Dikdörtgenin alanında. Ama neler bulabilirim? İlk önce onu da düşüneyim. Burada çünkü benzerlikler var. O benzerlikleri kullanacağım. Bakın. Buraya nokta diyorum. Buraya çizik diyorum. Nokta ile çizik'in toplamı 90. Nokta çizik. 90 olduğuna göre burası da nokta. Burası da çizik olmak zorunda. Bu birinci adım. Nokta çizik var. 90 var ve hipotenüsümüz kırmızı. Nokta çizik var. 90 var ve hipotenüsümüz kırmızı ise demek ki bu iki üçgen eş üçgenler. Ha, bu iki üçgen eş üçgense. Şimdi buraya A diyelim. 4 artı A. Burası da 4 artı A olacaktır. Burası da 4 artı A olacaktır. Bitti. Neden? Çubuğun karşısında 4 artı A. Burada çubuğun karşısında 4 artı A çıktığı için. O zaman dikkat edin. 4 artı 2A eşittir 12'den. 2A 4 çıkacaktır. A 4 ise hadi bütün kenarları yazalım. 8, 4, 8, 8. Bundan sonra dikdörtgenin alanı 12 çarpı 12. Hatta bu özür diliyorum. Burası 4 olacak. Özür diliyorum. 8 çarpı 12 dikdörtgenin alanı 96 çıktı. Peki şu üçgenin alanı ne olur? 4, 8 ise burası 4 kök 5. Burası da 4 kök 5 olacak. Bir zahmet ikisi kenardaki üçgen alanı 4 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2. 8, 40 olacaktır. 40 bölü 96'dan. 8'leri sadeleştirelim 5, 8'leri sadeleştirelim 12. Yanıt 5 bölü 12 olur. A, B, C, E. A, B, C, E'nin A, D, E'ye oranı 3. Yani buraya S dersek burası 3S olacaktır. Tamam. DE bölü EC isteniyor benden. DE bölü EC. Şimdi. DE bölü EC. Bu şekilde dikkat ederseniz arkadaşlar tamamı 4S. Demek ki bu dikdörtgenin alanı 4S. Şimdi ben bunu böyle çektim. Hatırlayın dörtgenlerde ya da dikdörtgende şöyle bir özellik vardır. Yamuklarda vesaire birçok yerde kullanılıyor bu özellik. Şu alan
şu iki havanın toplamına eşittir. Yani tamamı 4s ya, 2s burada, 2s şu ikisinde olması gerekiyor. O zaman 2s bu ikisinde ise buraya s kalır, buraya 2s kalır. Tamamı yine 4s olmuş oldu. Şimdi tabanları aynıysa şayet, taban uzunlukları aynıysa alanları da aynı olur. Bunu biliyoruz. Alanları aynıysa demek ki taban uzunlukları da aynı. Yani şu iki kenar birbirine eşit. DE bölü EC. Şimdi farklı özellikler gösteriyoruz ama paralel kenarda göstermiştik sanırım şu özelliği. Lütfen hatırlayın. Şöyle bir üçgen oluşturduğunuzda hop şu alan şu iki alanın toplamına eşit. İspatını da yapmıştık. İşte şu şuna eşit, şu şuna eşit diye. Aynı şey dikdörtgende de geçerli. Şu alan şu iki alanın toplamına eşit. Dolayısıyla dörtgeni iki eş parçaya bölüyorsunuz. İki eş alana bölüyorsunuz. Dörtgenin tamamı 4s. O zaman burada 2s kalacak. Şu ikisinde 2s kalacak. Dolayısıyla buranın s olması lazım. Bazen bir şey anlatırken sanki karışık anlatmışım gibi oluyor. O yüzden durup farklı bir şekilde tekrar izah etmeye ihtiyacı hissediyorum. Kusura bakmayın lütfen. Boyalı bölgenin alanı 16 birim kare ve bunlar 4 eş dikdörtgen. 4 eş dikdörtgen ise bunlar birer, şu özür diliyorum, bir karedir. Alanı 16 ise bu karenin bir kenarı 4'tür. 4'tür. Köşegende 4 karekök 2'dir. Şu AE'yi 5 karekök 2 diyorsa demek ki burası kök 2'dir. Hatta ve hatta bir adım ileriye gidelim. Bunu dik üçgen olarak ayırırsak. Bu bir kare olacak çünkü şu uzunlukla şu uzunluk aynı eş dikdörtgenlere ait kenar uzunlukları, kısa kenar. O zaman 1'e 1 olacak. Ha. 4, 1. Bakın şu şeklin bir kenarı 6. Aynı şekilde. 1, şu kenar 4, burası da 1. Burası da 6. 6 çarpı 6'dan tüm alan 36 birim kare olacaktır.